Günaydın arkadaşlar. Tamı tamına 5 dakika önce uyandım ve kendimi direkt bu masada buldum. Yaka mikrofonuyla falan böyle. Geçen videoda sormuşsunuz. Niye böyle yüzün gözün şiş, çok böyle enerjin düşük? Aslında hiç öyle değil. Bu videoları böyle günümü baştan anlattığım bir formatta olsun istiyorum. O yüzden böyle uyandığım gibi kameraya açıyorum. Bu arada C vitamini 2 tane okey olur herhalde. Normalde 1000 miligram bu ama benim kilom fazla olduğu için 2 tane de gayet okey olacaktır. Aç karnı C vitamini içmeyi severim. Kendine getiriyor insanı. En son bu formatta yaptığım video böyle hayat mı olur? Bayağı böyle pozitif yorumlar aldım size arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Bu da böyle dediğim gibi çok bir edit olmadan, bir konsept olmadan günlük antrenmanlarımı artık ya da sadece antrenman olmak zorunda değil. Günlük rutinimi gösterdiğim videolar olacak. Biraz hastayım bu arada. Yani sesimden anlamışsınızdır zaten. Bir halsizliğim bir şeyim yok aslında ama bu aralar salgın var. Gıcık böyle bir öksürük. Tabii ki basmamıza engel değil. Çünkü bugün güzel bir antrenman günü olacak arkadaşlar. Ben bu arada efervesan tabletleri hapa göre daha çok seviyorum. İçmesi falan bir aktivite oluyor da bir yandan da böyle. Aktiviteye bak. Tabii ki mutfağımızdayız bu arada. Birazdan bak yemeğim duruyor şurada. O her zaman hazır. Annemler sağ olsunlar. Günün hani hangi saati olduğu önemli değil. Gece 3'te de orada öyle bir yemek var. Sabah 3'te de. Sabah 3.15.00 yani. şu an sabah arkadaşlar. Uyku süremin yeterli olduğunu düşündüğüm zaman benim için o gün okey oluyor. Zaten 8 saat 9 saat uyuduysam ki bugün ben 12 saat 13 saat mi ne uyudum. Önceki gün çok yorulmuştum. Gayet okey. İlla sabahın 8'inde kalkıp mis gibi bir gün, enerjik bir gün demeye gerek yok. Benim tanıdığım en güçlü 3 powerci hiçbir uyku düzeni yok. Yok değil mi? Uyku saatleri konusunda ben bir sürü sporcuyla da münakaşaya gidiyorum. Hepsi o tiplerde genelde. Nasıl bir cümle oldu lan bu? Yamuk oldu be. Anladınız olayı. Bu benim mesela uykunun etkilenmemesindeki en büyük sebep odamda da blackout perde var. Sıfır ışık. Sürekli gece gibi. O da güzel. Bayağı uyuyabiliyorsunuz o şekilde. İnsanlar beyaz perdeyle falan uyuyor. Hiç aklım ermiyor ya. Annenin odası öyle. Bir gün benim odada bir tadilat vardı, bir şey vardı. Yatayım dedim biraz, birkaç saat orada idare edeyim. Yok abi uyumuyor yani beyaz perdeyle. Gece uyuyanlar kullanıyor. Onlar gece uyuyanlar kullanıyor. Doğru doğru. Aa çok acıktım ha. Hadi şu yemeği bir ısıtalım. Tepsiye koyayım ben. Aa! Evet, etimiz ve pilavımız. Burada 2 tane biftek var. 3 biftek de idmandan sonra. Tam old school sporcu beslenmesi. Powerlifter, bodybuilder. İnsana şey makarası dönüyor çok. Böyle bilimsel çalışan, her tekrarı antrenmandaki her şeyi hesaplayan adam incecik zargana. Ama böyle old school çalışıp sadece yiyip sadece basar adam böyle şey falan. Cool line. Severiz. Bu da günün ilk cool lime'ı. Ya ben bu cool lime'ı acayip sardım biliyor musun ya? Acayip yani. Direkt karıştırıyorsun fresh. Ne yiyeceğiz başka bakalım. Kazan dibi olmayan bir kahvaltı. Kahvaltı mıdır? Ya bak ben şu abur cubura bayılıyorum ya. Böyle üstü çikolata, altı pötibör bisküvi. En sevdiğim şeylerden biri. Bunu da yiyeyim. Oh. Şöyle biraz tuzlayarak yedim arkadaşlar. Kazan dibi kaşıkla mı yeniyordu? Bu kaşıkla yeniyordu. Yenir. Risk olmasın. Keskin bıçak yok mu ya? Neyse, ısırarak kopartırım. Old school abi. Eti bıçaklı kesen adam gelişemiyormuş. Klasik bilgisayar masamıza geldik. Bu rutini seviyorum ya. Bu rutin benim yıllardır vazgeçilmezimdir zaten. Video açacağım da şöyle bir... Çok acıkmışım ha. Bu video... Benim en sevdiğim motivasyon videosu olabilir. Powerlifting Motivation Vision. Abi yıllardır dinliyorum ya. Harbi güzel video. Ulan o kadar acıkmışım ki dün geceden beri. Bugün harbi çok güzel bir gün bak. En güzel antrenman günü uyanıp hiçbir şey yapmana gerek olmayan antrenman günüdür. Sadece kafan antrenmanda olur. Anam. Rüyamı hatırladım ha. Rüyamda da Benten sever misiniz? Benten kahramanlarına dönüşebiliyordum. Gölge hayalet, favori karakterimdir. Herkes videonun yorumlarına en sevdiği Benten karakterini belirtsin. Gölge hayalet, bu tarzı, marzı, karizması ayrı bir karakter bence. Anything.
Böyle dedim yapılmaz. Bak adamın kafası, adam öne gitse kafayı çakacak buraya. Bu kadar yakın bence sıkıntılı. Ye lan ye! Pilav bitti, et de bitti. Tatlıya geçelim. Ya tam videonun bitmesiyle bütün yemeği de bitirdim bu arada. Şimdi biliyorsunuz sırada kahveyi koyup duşa girme faslı var. Evet, videolarda aylardır hatta yıllardır bahsi geçen meşhur hani bir yudumunda kulakları açan kahve, böyle o dünyanın keskinliği arttıran kahve yapılışına geliyoruz bugün arkadaşlar. Öncelikle kaç sürahi sığarsa o kadar su, bakalım. Ne kadar yavaş sürdü ya. Harbiden ya, evet yetmedi. Biraz da bundan, yani makinenin aldığı kadar su koyuyoruz. En üst seviyeye kadar. Sonra bir adet filtremiz var. Sonra da filtre kahvemiz var. Kaşığa hiç gerek yok zaten. Direkt şu şekilde koyabilirsiniz. Nasıl kahve yetmedi? Yok mu daha kahve ya? Kahve önemli arkadaşlar. Ulan bu niye açıldı? Kahveyi yaparken bile geriliyorsunuz. Öyle bir kahve yani. Annem ağzıma bak buraları batırdım ya. Yetmezse yaparız biraz daha ya. Oldu bence değil mi? Yeter biraz. Risk alamıyorum. Eksik kalırım kafeinden diye. Biraz daha, biraz daha. Bir duş alayım önce. Orayı koyamıyoruz demiştik zaten. O katılı özel. Katılı özel video. Adrenalinden elim böyle titriyor. Yani 400'den önce de. Hani şey böyle, o kadar enerji birikmişti vücudumda. Çok iyiydi. Birkaç haftaya çok daha ileri gelecek. Bayağı beni tatmin etti şu anda. Bir tık daha kolay olmasını bekliyordum aslında. Önceki antrenmanların volümü çok iyi gelmişti ama box'a yaklaştıkça 1 kilo bile 2 kilo bile çok fark ediyor bu seviyelerde. Normal. Ama böyle bir tık daha kolay. Hadi 410 deneyim. Deneyeceğim mi? Şimdi eskiden buralara koyarız zaten eski örgütleri de. %100'ümü veriyordum tek tekrarlarda antrenmanda. Bağıra bağıra öyle bir yer böyle sakatlanacak gibi olurdu. Artık öyle yapmıyorum. Zaten gerek yok. Her idmanda gelip max denemeye de gerek yok. Hacim atıp set atıp max'ı arttırmak daha benim işime yarıyor. Biraz dinleneyim o zaman, antrenmana devam edeyim sonra. Aa, kedi geldi. Gel oğlum. Gel lan. Gel. İlk defa geldi buraya kadar ben idmandayken. Arkadaşlar 400'ü bastıktan sonra burayı toparladım. Ya bu kadar ağırlığı basmaktan daha zor olan tek şey bunları geri oraya koymak. Yarım saat 40 dakikadır falan, o yüzden idmansız durumdayım. Şimdi antrenmanın öbür kısımlarına geçmeden bir shake hazırlayacağım kendime. Çünkü orada hem biraz soğudum, hem biraz iyice şekerim düştü. Hem de 400'e bir performans gösterdikten sonra bir shake yapıp kendime gelip öyle devam edeceğim.
Bak shake şöyle hazırlarım. Bütün shakeler için geçerli bu. Önce biraz dibine koyuyorum ki dibine yapışmasın diye. Sonra bu protein meal güzel bir supplement. Adı üstünde protein öğünü. İçinde hem protein var hem karbonhidrat var. Yani bütün makroları karşılayan güzel bir supplement. O yüzden bunu tercih ettim. Bundan iki ölçek attım. Lan burayı da batırdık. Yani neyse. Magnezyum tozu niyetine kullanırım. Elime sürerim şimdi sette. Glutamin. Glutamin koyacağım içine böyle bir 2-3 ölçekte. O da recovery'yi arttırır biraz. Sonra da üstüne suyla tamamlayacağım. Güzel bir single'dı ama. Bugünün deadlift'ine şöyle bir bakacak olursak 320'den direkt 400'e atladım. Arada kilolar yormasın diye. 400 beklediğimden bir tık kötü geldi. Bacağım biraz gergindi falan. Ama bahane yok zaten bu powerlifting güç sporu. Uzun vadeli bir şey. Bir kısa mesafe koşusu değil, maraton. Bugünün antrenmanı aslında uzun vade yine çok bir şey değiştirmeyecek. Devamlık. Deadlift platformu çok iyi oldu ama ya. Bu ortasındaki tahta yere basışı güçlendiriyor. Mesela ortası da kauçuk olsa bu kadar iyi bir yere itiş sağlayamıyorsun. Çünkü kauçuk da yere doğru estediği için. Tahtada öyle bir şey olmuyor. Yanlarda 3 kat darbe emici kauçuk. Bu da titreşimi emiyor zaten. Acayip keyifli bir ekipman oldu bu deadlift platforma. Tişört değiştim. Çok terlemişti öbür tişört. Ama bu da zaten öbürünün aynısı. Bu tişörtten 20 tane var arkadaşlar. Şaka değil. Onun sipariş şeyini koyabiliriz. Öyle abi, ben şey yapmıyorum ya. Farklı farklı bir sürü kıyafet almaktansa hep aynı şeyleri giyiyorum. Ya benim için kıyafete verilen zaman gereksiz bir zaman. Ne giyeceğim diye düşünüyorsun, aynaya bakıyorsun, onu mu giysem? Abi gereksiz zaman kaybı. Tadı da güzel, bu karamelli gibi. Bakayım. Crunch karamel. Bakacağım tadına. Bak bak. Güzel değil mi? Evet evet, onun gibi onun gibi. Direkt bir şekeri falan bir dengeledi ya. Plakaları bence bir şey diyeyim mi? Ne yapalım? Plaka ağacını buraya getirelim. Bak deadlift platformuna çok uzak. Boşu boşuna taşımakla uğraşıyoruz. Buraya koyup buradaki biraz oraya iteriz. Güzel fikir değil mi? Bayağı. Evet evet. Bak şu plakaları göstermek istiyorum size. Bir sürü insan hayatında tabii ki böyle bir ağırlık görmediği için, görmemesi de çok normal olduğu için. Çünkü bu powerlifting plakaları arkadaşlar ince yapılıyor. Bak. Bunlar saf demirden yapılıyorlar. Bunlar da 25 kilo ağırlığında bir tanesi. Şimdi bu büyük olup bu böyle ince olunca bunların hani arada ağırlığı da görünmüyor. İnsanlar anlayamayabiliyorlar. Bunun içi kauçuk arkadaşlar. O yüzden de hacmi bir tık geniş. Bunlar crossfit halter ağırlığıdır. Yere attığınızda ses çıkarmasın diye bumper plakadır. Bunlara ise Türkiye'de bir spor salonunda görmeniz çok zor. Sadece powerlifting spesifinde plakalar. İnce olmalarının sebepleri de barda yer kaplamamaları aslında. Çünkü mesela ben böyle bir plaka setiyle 400'ü takamam. Bara sığmaz zaten. Bunlardan takabiliyorsunuz bara bir sürü. Bunlar bayağı böyle. Bunlara göre daha ağır hissediliyorlar. Bu böyle yayıldığı için öz kütlesi daha düşük. Bu böyle tek bir yere, daha ince tek bir yere baskı yaptığı için öz kütlesi daha yüksek. Ama genel olarak bu plakaları seviyorum. Zaten her kiloda var bak. 15 kilo bak şunlar. Bu kalın olanı, şu ince olanı. Onu bir söyleyeyim dedim. Çünkü yok diyor orada 400 kilo yok diyor. Yok diyor 350 var orada en fazla diyor falan. Evime gelip bu plakaları tek tek tartabilirsiniz. Güvenlikten geçebilirsiniz. Ne park yeri yok. Takipçilerle antrenman işi bayağı bir ilgi görmüş bu arada önceki videoda. Onu da yapacağız yakında. Haber bekleyin benden. Takipte kalın. Takipçilerden böyle 2 kişi 3 kişi seçeceğim. 3 kişi buraya çok olabilir ama böyle birkaç sefer yaparız. 2'şer 2'şer. Ben biraz büyük olduğum için zor sayıyoruz. Ama seçeceğiz arkadaşlar. Beklemede kalın. Burada bir sürü bar var bu arada. Türlü türlü bar var. Bu power barı. Esnemesi çok şey değil. Bu barla basarken bir şeyi ağır hissedebilirsin. PSI diye bir olay var. Barın basıncı. 220.000. PSI. Çok sert hissettiriyor. Bu benim deadlift attığım bar bir tık daha yumuşak. 200.000 PSI. Üstünde hala kan duruyor. Bu da esnek bar sayılmıyor. Ama mesela bak şu arkadaki göstereyim. Daha uzun duruyor fark ettiysen. Uzun ve esnek bar. Bu deadlift barı aslında. 170.000 mi? 160.000 PSI. Çok düşük. Bana iyi gelmiyor mesela. Sebebi de daha az esnek bir barla ağırlığı çektiğimde direkt ağırlık yerden geliyor. Ama mesela esnek bir barla sanki çektiğimde bütün enerjim barı esnetmeye gidiyor. Yerden kaldıramıyorum ağırlığı. Evet ama onun da bir formu var biliyor musun? Ya dünya rekorunun hepsi deadlift barla. Niye? Daha kolay alıştığın zaman. Önce koldan çekip esnetiyor barı, sonra itişi yapıyor falan. Bir değişik şeyleri var. Ya ben stiff barcıyım. Stiff bar düz bar abi. Stiff bar deniyor. Evet evet. Bir de deadlift ekipmanları falan var. Deadlift kıyafeti var. Deadlift suit. Mesela arkadaşlar deadlift rekorlarının da hepsi deadlift suit'ti. Aslında benim attığım gibi raw yani ekipmansız değiller. Kıyafet giyiyorsunuz. O kıyafeti giymek zahmetli biraz. Çünkü çok sert bir kumaştan yapılıyor.
Onu böyle arkadan ipiyle çekiyorsun, iyice sıkıştırıyorsun. Ben kullanmadım delilik suyu ama videolarda falan hep öyle görüyoruz. Ya vallahi power ile ilgili bilinmeyen bir sürü şey var. Ben de çıkıp bugüne kadar hiç anlatma teşebbüsünde bulunmadım. Aslında antrenman videosu da çok çekmemin sebebi arkadaşlar, antrenmanlara daha iyi odaklanıyorum konuşmadığımda. Zaten sen odaya kaçtın ben 400'e başlarken. Tripodla çektik falan. Ya odak gidiyor biraz ama istiyorsunuz. Ben de çekeceğim o yüzden böyle antrenman, vlog, işte beslenme falan bu tarz şeyler. Şimdi arkadaşlar bir konudan daha bahsetmek istiyorum size. Deadlift ya da bench press ya da herhangi bir harekette hep böyle yok vücut ağırlığının 2 katı, yok 3 katı, yok 3,5 katı, yok 4 katı. Bu tarz vücut ağırlığı katları söyleyen bir tayfa var. Yok diyor ben senden daha güçlüyüm. Niye? Sen 170 kilosun, 400 kaldırıyorsun. Kilonun kaç katı oluyor? 3 katı bile değil. Ben diyor 60 kiloyum, 180 kilo deadlift yapıyorum. 3 katını kaldırıyorum, senden daha güçlüyüm. Arkadaşlar böyle bir şey mümkün olabilir mi sizce? Dünyanın en güçlü adamları Eddie Hall'da, Hafthor'da 500 kiloyu kaldırdıklarında adamlar 200 küsür kiloydu. Kilosunun neredeyse yaklaşık 2,5 katı falan yapıyor yani. Sen o zaman 70 kiloda 210 atan dünyanın en güçlü adamından daha güçlü olsun. Var mı lan böyle bir şey? Tabii ki yok. Size güç hesaplamanın formülünü gösteriyorum bugün. Bu yeni bir şey değil zaten. Yıllardır yarışmalarda da bu sistem kullanılıyor. Buna göre derecelendirme yapılıyor zaten. Bu sistemin adı Wilks arkadaşlar. Wilks puanı denir. Bak Google'a giriyoruz. Wilks Calculator, Wilks hesaplayıcı yani. Strength Level'a girdik. Bak burada 3 liftten ayrı ayrı da hesaplayabiliriz. Ya da biz added up deyip tek lift hesaplayabiliriz. Tek liften hesaplayalım. Kaç demiştik? 70 kiloda 3 katını. 210 atsına abi. 3 katı bak. Buradan Calculate deyince sana bir skor veriyor. Your Wilks score is 157. Bak 157 puan verdi. Öbürü kaçtı? Ben kendime hesaplayayım. 170 kiloda 400 mü? Kaç katı oluyor? 400 bölü 2.35 katı bak. 2,5 katı bile. Ama hesaplayalım bak 157 idi öbürüne verdiğimiz puan. Bunu hesaplayalım abi. 217. Mesela bak benim 217 çıktı. Ediol'u hesaplayalım abi. 200 kilo Ediol 500 attığında. Total lift 500. Bak bakıyoruz. Abi 265. Ya o zaman işte Ediol'un 2,5 katı yani bu ağırlık. Body weight yani vücut ağırlığının katı olarak hesaplansaydı işte 60 kiloda 180 sumo deadlift yapan adam daha güçlü olurdu. Bunu bilmeyen bayağı bir kişi var. Yani hesap bu arkadaşlar. Yarışmalarda bu kullanılıyor. Herkes bunu kullanıyor. Bilginiz olsun. Google'a Wilks Calculator yazıp hesaplayabilirsiniz. Ya da sadece IPF'de kullanılan IPF Points Calculator var. O da buna benzer. IPF'de IPF Points. Öbür bütün federasyonlarda ve dünyada da Wilks kullanılıyor. Bu kadar. Ülkemize hayırlı olsun. Şimdi güzel idmana devam edeceğim. Overhead Press. Burada da batırdık ya. Vallahi batırdık burayı da. Arkadaşlar artık bu idman burada bitti. Ben de bittim. Bu vlog türü videoyu kapatmanın en zor yanı bu kapanışlarmış gerçekten. Çünkü bu kadar ağır antrenman yapıp günlük hayatı bitirip kapanış almak adamı yoruyormuş. Elde böyle bir antrenmandan sonra. Antrenmanda sizin gördüğünüz deadlift ve overhead press üstüne lateral raise, lat pull down, rope curl, iple böyle halatla curl attım. Wall press yaptım. Bacaklarımı duvara koyup duvarı ittiğim böyle 4 set. Bitik haldeyim. Kahvaltıda 3'te mi etmiştim kahvaltıyı? Bak saati göstereyim size. 3,
12 saattir hiçbir şey yemedim. Günlük hayatta gerçekten idman günleri bu şekilde oluyor. Çünkü antrenmandan hemen sonra yemek yiyemiyorum. Nasıl bu kadar aç kalıyorsun abi, yazacaksınız büyük ihtimalle. Ama inanın açlık bir problem değil. Hatta yemek yemekten yorulduğum oluyor zaten günlük hayatta. Yemek demişken yemeği de aldım şimdi. Şöyle göstereyim size. Bak burada yine et pilav var. Burada iki tane ev yapımı tatlı. Su böreği, domates ve Cool Lime var. Öğünler zaten bildiğiniz gibi arkadaşlar. Bu öğünü yiyip yatmadan da böyle bir tahıllı tost, öyle bir öğün daha yaparım. 3 öğün. Antrenman günleri bayağı az yiyorum. Mecbur. Zaten büyük bir kısmını antrenman işgal ediyor. Bugün 6-7 saat civarı antrenman yaptım. İzolelerle beraber. Gerçekten tipimden bellidir zaten. Pert oldum bak. Gözlerim, gözlerim, her yerimden bellidir. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Nasıl içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorumlara belirtin arkadaşlar. Yorumları okuyorum. Dönüş yapamasam da okuduğumu bilin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayınız lütfen. Kanalıma da abone olunuz. Videolara da çok uğraşıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.